Hoş geldiniz Kastamonu Vlog izleyicileri. Sert bir giriş yapacaktım ama Seher bir ilk girişimizde biraz çekemedi yine. Yayını kestik attık. Ne yapacağız bugün? Ben mi çekemedim? Ya bulanıklık oldu. Yani ben niye çekemeyecekmişim? Şimdi ne yapıyoruz bugün? Canımız bugün ne istedi? İşkembe İşkembeyi dedik çekelim. Dostlarımızla tekrar bir kere daha paylaşalım dedik. Serhat eniştemin çorbası tuttu. Gelecek yazın Nisan'da herhalde Mayıs'ta falan nasip olursa ona göre bir çorba yapacağız. Bir tencereye yedi arkadaşlar. Şimdi işkembe çorbası yapacağız. İşkembe çorbamız için ne var önce Seher? Hangi işkembe? İşkembeyi aldık. Küçük küçük doğradık. Evet. Şimdi neden onları göstermiyorsunuz dersen benim önceden vardı buzumu doğranmış hazır. Düdük bir de yarım kilo kadar falan yaptım yani şöyle az bir avuç. Düdük bir de bir hani zaten haş pişmişti. Yani hafif pişmiş koymuştum. Bir 15 dakika daha, yine 10 dakika daha böyle bir haşlı. Yani bir siz pişene kadar zaten açıp bakarsınız. Düdüklü de pişeceksiniz. Büyük olanı. Hazırladık. Şimdi tenceremizin altını açtık. Zeytinyağımız var. Yarısını şöyle bir attık. Biraz ısınacak o. Sadece zeytinyağı. Bu benim tarifim. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı, zeytinyağı dedim. Ayçiçek yağı, evet. Biz... Şimdi bunda da 4 kaşık yoğurt var. Normal yoğurt. Bir kaşık, tatlı kaşığı un, bir tane de yumurta koyacağım dostlar. Bu da bir şey için. Nesi bu? Miyanesi. Terbiyesi. Miyanesi. Şimdi bir terbiye yapacağız bunu. Yine istediğim isteğe bağlı tuz atın. Bunun içine atın terbiyenin içine. Ben şeye attım çünkü. Bunun içine. Zaten şu an tamam. Şimdi su kendi suyuna Seher yaklaş. Şu suyunu atmıyoruz tamam mı? Heh dostlar. Suyunu atma. İki tamam. Şimdi bir dakika bir şey yapsın. Şimdi evde kokmasın diyorsanız sirke atma pişerken. Haşlarken de. Yemeği pişerken de yerken atarsınız. Ama ben bugün evde kokutacağım. Bilmem ben normal atmazdım. Az bir sirke. Daha güzel rezlesin diye. Şöyle alıç sirkemizden bizim yarım fincanın yarısı kadar içine attı. Çünkü fazla da kokmuyor bizim bu ki. Hani evde bir kokusu. Normalde alttan un falan yaparlar ama. Ha, o başkası yapıyor. Benim tarifim bu. Alttan üstünü bilmiyorum ben. Benim yaptığım işkembe çorbası. İsteyen istediği gibi yapabilir. Yumurtamızı da koyduk. Kimisi un kavuruş, kimisi şey yapar. Ben böyle restoranlarda böyle gördüm. Büyük restoranlarda böyle de yaptım. Kaç senedir de böyle yapıyorum. Bilmiyorum nasıl oluyor. Güzel oluyor. He, oluyor. Şimdi dostlar. Yağ girişimiz en sonunda. Tereyağımız olursa iyi olur. Bizim tereyağı bitmiş. Üzerine en son aşamasında o. Şimdi yumurtayla yoğurdu, unu. Bunda bir kaşık, bir tatlı kaşığı un, 3-4 kaşık yoğurt, bir tane yumurtamız. Tabi bu arada kaynıyor Seher bak gel. Yağ, kendi yağı da var üzerinde. O yağı zaten lezzeti verecek olan. Tamamdır. Uzaklaşabilirsiniz hanımefendi. Zahmet. Çünkü ben bunu... Şimdi ani giriş çıkışlar da odaklanıyor Yasin Bey. Evet odaklanıyor. Artık ilerledim. Yani sen de ani giriş çıkışlar yapıyorsun. Yavaş yavaş. Bir dakika. Ne yapıyorsun bunu Seher? Nasılsın bu? Hep yemek tarifi gibi vermeyin. Çok da iyi değilim yani. Hayır inşallah. Ne oldu yine? Hayır ne bunun kızı abi işte. Ona Yasman Bey oğlum ne kızı. Hava durumu gibi. Bugün sana ak yağış. Şimdi... Sen varken iyi olmak değil mi bugün Yasin? Ne ettin kız be? Gıcık bir, gıcık bir adamsın. Zaten hep şey etmişti bana yorumlarda. Kızım bize kaynama filan diye. Sanki ben oğlanları değil miyim? Hep kızınız var, hiç oğlunuz yok. Takipçiler. Seher Hanım'a, Seher kızımıza, kaynama, Seher kızımıza şey etmiyor. Ne yapmışım da kaynama? Oğlunuz var, bir de oğlu de, bana deseydin de küstüm. Ne oynamıyor. Başkası bakar mısın yarına ya? Altın sarısı yağı var. Bu şimdi böyle bir 5-10 dakika daha. Kaynayacak. Kaynayacak. Bir kere bakacağım ama sen bakar mısın Seher? Bakarım.
baştan bir kere daha anlatayım. İşkembeyi düdüklü haşladık. Güzel küçük küçük doğradık. Yani isteğe bağlı. Ne yani, kadar haşladık mesela? Ben 400 gram, 1 kilo, yarım kilo falan varmış. Hayır yani ne kadar dakika olarak? Ha. Ya şimdi onu bir saat falan saat, tabii düdüklüye bağlı. Bizim düdüklü pek iyi değil. Bir saat de bazı düdüklüye iyi yerse bakacaksın artık ona. Lime lime olacak böyle, pişkin olacak. Bir şey dedik, küçük küçük doğradık. Tencerenin dibine az bir yağ attık. Üzerine o pişirdiğimiz o suyuyla beraber döktük. Yağ biraz kızınca hafif. Ondan sonra kaynatmaya bıraktık. Tuzu falan zaten var dedik onu başta. Miyanesi içinde, miyane ve terliğe yani. Bir kaşık un, bunun içinde 4 kaşık yoğurt. Bir yarım kilo şeye konuşuyorum ben bunu. 4 kişilik çorba. Bir de şey, bir tane de yumurta. Eğer evde kokmasını istemiyorsanız sirke atmayın bu şekildeyken. Hiçbir şekilde atma, yerken atın ama sorun değil derseniz sarımsağını, sirkesini bir tane de sarımsak atabilirsiniz içine bir diş. Hani sarımsak döveceğiz daha biz. Ondan sonra bir şey dedik bu kadar. Baktık, pişmiş. Şimdi yavaş yavaş terbiyesini, bismillahirrahmanirrahim. Evet, tatlı olsun inşallah. Bu şekilde terbiyesini veriyoruz. Ağırlar. Bunu kesmeyeceğiz arkadaşlar. Sonra kesildiğini nasıl dedi demem bak. Kesilmez hiçbir şekilde. Allah'ın izniyle. Ağır. Bu şimdi kıvamını veriyor böyle. Koyuluğunu veriyor. Güzel bunu iyi çampalar. Bunun dibinde kalmasın. Hani ezilsin. Unla yoğurt. Güzel ezil. Önce sonra yumurtayı içine kırın. Kavanozla bir çırpın. Böyle çırpacaklar. Artık nasıl elinize gidiyorsa. Ali Bey, limonata yapmışsın. Güzel olmuş. Hoşuma gitti. İzledim. Çaylanıp devrilecek gibi duruyor. Çaylanıp devrilmez. Öyle duruyor. Öyle duruyor ama devrilmiyor. Orada su kaynatıyorum arkadaşlar. Belki dedim hani biraz yoğun olur. Aaa Ser. Babamı yine tutturdum ya. Şimdi bunu sen hiç sevmez. Tencereyi ye. Kardeşi de öyle. Tereyağı katmışım Serhat'ın. Doğurdum ama tereyağını. O güzel olsun ya. Ya enişten ettim tereyağı çoğalmış diye diye tabak bir tabak daha veriyor. Hepsini katmadın herhalde şeyin değil mi? Ya katacağım. Ağır ağır. Kesilmesin. Şöyle kaynıyor yani. Dedik ya 4 kaşık yoğurt, bir tatlı kaşık yoğurt, bir yumurta. Onu katacağız yarım kiloya. Yarım kilo 400-500 gram. Anca bir işte. Bismillahirrahmanirrahim. Babam artırıcılı. Bazıları alttan işte un kavuruyor, bilmem işte bir şeyler. Benim tarifim bu. Deneyin. Güzel olursa böyle yaparsınız. Olmazsa başka tarif edebilirsiniz. Ama bence çok güzel. Neden de üzerine tereyağı döktüğün zaman daha başka efsane. Sarımsak şeyinde sarımsağını biz kendimiz yerken katıyoruz. Böyleyken de katabilirsiniz ama işte kokuyor evde fazla diye ben derken isteyen istediği kadar tercih ettiği kadar sarımsağını alsın. Şu an bu tamam aşkısı. Biraz aynayacak. Arkadaşlar sarımsağını da hazırladım. 4-5 diş sarımsak attım içine. Güzelce ezdim önce şöyle. Ondan sonra içine biraz su koydum. Sulandırdım onu güzelce. Ben sarımsaklarının senin ağzına gelmesini istemiyorum. Böyle suyuyla, özüyle beraber bakın şöyle. Ezilmiş bir şekilde. Yine az çok gidiyor da. Ufak tefek. Böyle hazır ol. Herkes istediği kadar kaşığını alıp atabiliyor. Dostlar, tamam sayalım. Şuna bir gelin. Şuna bir gelin. Bak şu kıvamı tutturacaksınız. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Hı hı. Şu kıvam tutacak. Buyurun. Zaten belli. 2 dakika daha kaynayacak. Ondan sonra ben bunun üzerine ne yapacağım? Yağını yapacağım. Yağını tutacağım. Şimdi ne yaptık? Yağ koyduk tavaya. Evet, tavaya yağımızı koy. Şimdi işkembemiz pişti. Sarımsağımız hazır, şeyimiz, sarımsaklı suyumuz. Servis tabağımız hazır. Sirkemiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz dostlar? Şuradan az bir pul biber alıyoruz. İsteğe bağlı. İsterseniz atmaya da bilirsiniz. Yağın üzerine. Bu tereyağı olursa daha güzel olur. Bizimki tereyağımız yoktu dediğim gibi. Şimdi şu kadar bir yeter. Fazla acı seven daha fazla acı alsın. Karabiberi üzerine yerken atalım. Bu kızınca, yağımız hazır olunca bunun üzerine ilave edeceğiz. Tabağın üstüne de alabiliyoruz yağı.
Ne yediyor biliyor musunuz? Kasenin içine de alabiliyoruz ya. Tabii, tabii. Tabaklarınızda yağı bol sevenler. Biz öyle yapıyorduk. Tereyağım olmadığı için ben hepsini şimdi tereyağı sevmeyen oluyordu. Kendi tabağına. Ben de tabağımıza koyalım şimdi. Tabağımıza koyalım, öyle yapalım. O artanı da buna atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dostlar. Bakın şu kulağıma bak. İşkembe çorbası bu işte. Benim sevdiğim bu. Bizim sevdiğimiz bu. Siz nasıl seversiniz bilmiyorum. Bunu şimdi serinleyecek. Yanında limonumu da böyle servis edeyim. Limonla. Şimdi dostlar, buna ne atıyoruz? Bir tane hayatım. Sarımsak. Bakın şöyle isteğe bağlı. İnsan kim ne kadar isterse. Şöyle sirkesinden. Sirkeyi bol seven bol atsın. Sarımsağını bol seven. Kışın hastalıklara birebir. Sarımsağı bol olsun. Sirkesi bol olsun. Bunu da hallettik. Doğru mudur? Kış çorbası, işkembe çorbası. Aynen. Şimdi bakalım. Oh. Efsane. Buyurun. Bu sesi Joss duyun. Diyor. Bu sesi duyun. Bu da hazır. Tereyağı olursa dediğim gibi daha güzel olur. Buyurun bakın şimdi. Bu artık bitti. Az da bir üzerine isteğe bağlı. Karabiber. Bir de şöyle uf, kokuya basar. Bir de limonunu sıktın mı? Dostlar, Yasin şefim. Yasin diye bir işkembe çorbası bu. Yemeyeceğim de. Buyurun. Yaklaş, dene bir. Şu kıvam efsane bakın. Denesi. Kanalımızı yeni görenler, kanalımıza yeni abone olun, destek olun, bizi izlemeye devam edin. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun, afiyet olsun.